Mümin kardeşlerim, aileyi kaybettikten sonra bu topraklara halifelik de gelse, İslam devleti de olsak, Mekke'ye kadar kadife kaplı yollar bile yapsak, Medine'ye günlük seferler yapıp Peygamber Aleyhisselam'ı ziyarete de gitsek, katil, katil bir nesil olarak yaşayıp ölmeye mahkum oluruz. Çünkü bu ümmet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen nesil yetiştirmeyi bir sene bile geciktirse, bu demektir ki her geciken evlilik, bir yıl, iki yıl, üç yıl geciken evlilik, Allah'ın yeryüzünü müminle doldurma projesinin müminler tarafından ertelenmesi demektir. Umre'ye gidip Kabe'yi ziyaret edip ben geldim ya Resulallah ne yüzde deriz biz? Ümmetinin gerisi kurudu. Geriden gelen nesil yok. Biz kavga ettik, boşandık ya da teyzeme baktım, dayıma baktım, evlilikler başarısızdı, ben de evlenmiyorum, sana tek geldim ya Resulallah diyebilir misin? 120 bin sahabiden hiçbir tanesi bekar yaşamadı bu dünyada. Resulullah'ı görenler ailesinde gördüler. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti evliliği Kudüs gibi cihat kabul etmek, Kur'an eğitimi gibi ilim kabul etmek, namaz gibi ibadet kabul etmek zorundadır. Evlenilmez bu kadınlarla diyen adama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz sen benden değilsin dememiş miydi?